İnan Akgün Alpay. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, biraz önce Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesine ilişkin grup önerimizi AK Parti milletvekili oylarıyla reddetti. Siz bu öneriyi niye reddettiniz? Çünkü sizin 2015 yılının kaotik ortamında siyasal bir sorumluluğunuz var. Hani diyordunuz ya siz 2015 yılında doğuda vurdukça batıda kazanıyoruz diye. Diyordunuz ya 400'ü ver bu iş bitsin diye meydan meydan geziyordunuz ya. Kazanıyoruz çok şükür diye 2015 yılı Haziran'dan Kasım'a kadar Türkiye'nin her tarafında geziyordunuz ya. İşte sizin bu yüzden bu cinayetin işlendiği siyasal ortamın oluşmasında sizin politik katkınız var. Bak bunu anlamazsın. Az önce oylarıyla reddettiğin için şimdi anlatacağım. Niye o politik katkı verdiğinizi anlatıyorum. Türkiye'de dur şimdi öğreneceksin. İki tane örnek vereceğim, sen de kabul edeceksin. Türkiye'de iki politik cinayetin gitmeyin hiçbiriniz gitmeyin bak. Genel kurula hitap edin Sayın Milletvekili. Türkiye'de iki tane politik cinayetin anatomisini çözmeden siz Türkiye'nin son 15 yılının siyasal ortamını algılayamazsınız. Gel. İster git ister kulüstekileri çağır. Hangi cinayetler biliyor musun o? Kaçma. Ha bak 50 kişisiniz kaçıyorsunuz. Gel bak. Bak o iki tane politik cinayet var sorumluluğunuzda. Birisi Hrant Dink cinayeti. Bak Hrant Dink cinayeti gel anlatayım. Gel savcının bir hafta önce Hrant Dink cinayetinin nasıl FETÖ eliyle işlendiğini ve sizin nasıl 15 yıl boyunca buna sessiz kaldığınızı anlatacağım. Benim sözlerimle de değil, savcının sözleriyle de. Sonra da Tahir Elçi cinayetinizdeki katkınızı anlatacağım. 50 milletvekili birden kaçıyorsunuz ya. Bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi çıktı mı 50 vekil kaçıyorsunuz ya. Gel buraya dur. Gel sözün varsa sözünü de söyle. Bak sen tek başınasın değil mi? Sana anlatıyorum şimdi bak. Başsavcının iddianamesini anlatıyorum. Ne diyor biliyor musun Hrant Dink cinayeti hakkında? Ya niye kaçıyorsun gel. Hrant Dink cinayeti hakkında ne diyor biliyor musun? Dink cinayetiyle örgüt diyor İstanbul'un istihbarat şubesini ele geçirdi. İstanbul istihbarat şubesini ele geçirdikten sonra darbe tüm unsurlarıyla gerçekleşecek yolu açtı. Nereye kaçıyorsun? Ben senin gibi öyle beleş milletvekili değilim. Ben öyle beleş milletvekili değilim. Ben dişimle tırnağımla sökerek geldim. Senin altındaki koltuğu da alarak geldim. Adamı böyle salondan kaçırdılar işte. Tahir Elçi cinayeti vicdan meselesidir kardeşim. Tahir Elçi cinayeti bu devlet için ya adil bir devlet ya da zorba bir devlet olmanın tercihidir. Tahir Elçi'yi öldürenler, Hrant Dink'i öldürenler, bunları araştırmakta kaçınacak hiçbir şey yok. Bak, Hrant Dink cinayetinin üzerinden 16 yıl geçti. İstanbul Savcılığı davanın zaman aşımına uğramasını bekledi. Ne için biliyor musun? İşte senin iktidarda olduğun 15 yıl boyunca sürdürdüğün cezasızlık politikası nedeniyle. Burada sana savcı aslında ne diyor biliyor musun? Ben farkındayım diyor. Ben bu cinayetin neden işlendiğini, kimler tarafından işlendiğini bütün ilişkileriyle çözdüm diyor. Ama bunun davasını açmak için 15 yıl bekledim diyor. Niye? Senin cezasızlık politikan yüzünden. Tahir Bey'in davasını araştırmıyorsun. Niye? Aynı cezasızlık politikasını devam ettirdiğin için. Burada Tahir Elçi'nin önümüzdeki hafta duruşmasını görecek Diyarbakır Mahkemesi'ne de sesleniyorum. Artık sahte deliller aramaktan, ya itirafçılar aramaktan, delilleri karartmaktan vazgeç ve vicdanı, adaleti tesis edecek adil bir karar ver. Genel kurulda saygıyla selamlıyorum.